Poyraz arkadaşımız 17 Haziran'da katledildi. O kurşunlar elbette onun o güzel, o diri, o mücadeleci bedenine yöneldi önce. Kana aktıldı ama saldırının tek hedefi Deniz Poyraz arkadaşımız değildi. Saldırı aynı zamanda HDP'ydi. Saldırı aynı zamanda demokratik siyaseteydi. Saldırı aynı zamanda Türkiye'de kadın mücadelesineydi. Demokrasi mücadelesineydi, barış mücadelesineydi. O kurşunlar barışı, demokrasiyi, kadın mücadelesini, emek mücadelesini hedef almıştı. Arkasında güçlü bir örgütlü plan vardı. Sistemli bir cinayet hazırlanmıştı ve belki de onlarca kişinin katledilmesi hesaplanmıştı. O gün orada Deniz Poyraz arkadaşımız bulunuyordu. Ona kıydılar, onu aramızdan aldılar. Ama biliyorlar ki sadece bir arkadaşımızın katledilmesiyle veya başka arkadaşlarımızın katledilmesiyle bu mücadele durmaz, kimse korkmaz. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Karşımızda sistemli bir, örgütlü bir kötülük düzeni var. Sistemli ve örgütlü bir adaletsiz sistem var. Bu sisteme, bu uygulamalara, bu zihniyete, bu iktidara karşı tek etkili yol sistemli ve örgütlü mücadeledir. Kötülüğe karşı iyiliği örgütlemek, adaletsizliğe karşı adalet mücadelesini büyütmek tek çıkar yoldur. Bu sistemden, bu iktidardan, bu kanlı, bu talancı düzenden kurtuluşun tek yolu birlikte mücadele etmektir. Yargı iktidarın elinde, muhalefeti susturmak, bastırmak, demokrasi güçlerini sindirmek ve yıldırmak için bir sopa olarak kullanılmaktadır. Elbette eğer susarak beklersek adalet mahkeme salonlarında gerçekleşmeyecektir. O nedenle susmuyoruz, örgütlü adaletsizliğe karşı örgütlü mücadeleyi büyütüyoruz. Sistemli kötülüğe karşı en geniş dayanışmayı ve ortak mücadeleyi kurmaya devam ediyoruz. Denizin hesabı sorulacak. Biliyoruz ki adalet ancak herkes için talep edildiğinde bir hedefe, bir amaca yönelik olur. Adalet mücadelesi herkes için verildiğinde anlam kazanır. Ya herkes için vardır adalet, ya hiç kimse için yoktur. O nedenle bekleyerek, başkalarına yapılan adaletsizliklere sessiz kalarak, onları görmezden gelerek devam edebileceğini düşünen herkes, son zamanlarda yaşadığımız örneklere bakarak mutlaka uyanmak zorundadır. Başkasına yapıldığında gözünü yuman, başını kenara çevirenler bu sistemden, adaletsizlikten, haksızlıktan, zulümden, baskıdan gün gelir nasibini alır. Deniz Poyraz arkadaşımıza yönelik cinayet sistemli bir cinayetti. Soruşturmanın başından beri hem emniyet makamları hem savcılık bu cinayeti münferit, bireysel göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bundan önceki saldırılarda olduğu gibi. Hep bunları karartmak, hakikati, ardındaki örgütlü kötülüğü örtmek için kullandılar ellerindeki imkanları. Biz de irademizi, gücümüzü bu örgütlü karanlığı ortaya çıkarmak için kullanmaya devam edeceğiz. Deniz Poyraz!